Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Çanakkale'nin Ezine ilçesindeyiz. Özellikle son dönemde pandemi ile birlikte büyük şehirlerden kırsal alanlara, köylere göçler arttı. Biz de bugün sizler için kırsal alanlardaki arazi durumu ve arazi hukukuyla ilgili bu alandaki uzman harita mühendisi Seyfettin Bey ile konuşacağız. Kendisinden kırsal alanlardaki imar durumu hakkında bilgiler alacağız. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün harita mühendisi Seyfettin Bey ile birlikteyiz. Kırsal arazilerdeki imar durumu ve arazi hukuku ile ilgili uzman görüşü alacağız. Videomuzun ana konusuna geçmeden önce sizi kısaca tanıyalım. Şimdi isim tabii söylediğiniz Seyfettin. Mühendis Çoban adı altında da hem doğal yaşam hem de kırsal arazi hukuku konularında insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum ve tecrübelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Dedelerimizden beri gelen geleneksel yöntemlerimizi anlatmaya çalışıyorum. İnsanların da kırsalda yaşamış olduğu gayrimenkul hukukuyla alakalı, imarla alakalı ya da sosyal yaşantıyla alakalı konularını orada değerlendirmeye çalışıyorum. İnsanları da ışık tutmaya çalışıyorum elimden geldiği imkanlar nispetinde. Evet, siz daha önce de İstanbul'da oturuyordunuz. Sizin de kısaca bir göç hikayenizi öncelikle dinleyebilir miyiz? Burası Çanakkale, Ezine. Evet. Biz İstanbul'dan buraya göç ettiniz. Kısaca konularımıza geçmeden önce böyle bir sizi oradan da tanıyalım. Yani. Şimdi yaklaşık bir 28 yıl bir İstanbul'un kahrını bize çektik. Aslında ona kahır da demeyelim. Onun da bize katmış olduğu çok güzel tecrübeler oldu bize. Gerek yaşam konusunda gerek hayat konusunda çok güzel tecrübeleri oldu. Ama artık bizi yordu. Biraz daha böyle sakin bir yerde yaşamak istedik. Ve ondan sonra da küçük bir yere yerleşelim diye buraya geldik. Ve burada da devam ediyoruz şimdi. Köylerin tanıtımlarını yapıyoruz. Bunun için de bizim aslında izleyici potansiyelimiz daha çok köylere göç etmek isteyenler, kırsal alanlarda bir yaşam kurmak isteyenler. Şimdi son süreçte de işte bu tarz bizim şu anda bu programda soracağımız sorular aslında izleyicilerimizin merak ettiği konular. Evet, aslında çok güzel bir konuya temas ediyorsunuz. Kırsal alanlara, köylere göçler arttı biliyorsunuz bu pandemiyle birlikte. Evet. Tarım arazisi alırken neye dikkat etmeliler? Ne yapmalılar? Yani tarım arazisinde bir yapı yapılabilir mi? Oradaki önemli noktalar nelerdir? Şimdi adı üstünde tarım arazisi diye söylüyoruz. Şimdi tarım arazilerinde tarımsal amacın dışında bir şey yapılması mümkün değil. Çünkü bakanlık bu konuda çok katı. Tarım Bakanlığı kendisinin belirlemiş olduğu belirli bir izinler var. Belirli bir amaca yönelik izinler var. Onun haricindeki şeylere müsaade etmiyor. Bu izinler ne olabilir? Mesela bağ evi olabilir, çiftlik yapılabilir. Bunlarla alakalı bir faaliyet yapacaksan tarımsal üretime yönelik bunlarla ilgili tabii izinler alabilirsiniz. Burada yine ilgili idare, ilgili idareden belediye olabilir, büyük şehirlerde ilçe belediyesi olabilir, büyük şehir olmayan yerlerde ilçe idaresi bu işlere bakıyor genelde. Buralardan izin doğrudan verilmiyor, İl Tarım Müdürlüğü ve bakanlığın uygun görüşü ile ne yapılmak isteniyorsa amacın açık ve net söylenmesi gerekiyor. Ona göre de süreçler devam ediyor. Mesela tarımsal depo yapabilirsiniz. Belki siz mısır üretiyorsunuz, belki buğday üretiyorsunuz. Böyle bir şeyiniz vardır. Bunları yapabilirsiniz. Yine dediğim gibi amacınızın net, projenizin net olmalı ve ona göre de bakanlığın net cevap vermesi gerekiyor. Kanun bu konuda açık, 54.03 sayılı toprak koruma kanunu bu konuda açık, diyor ki işte şu şartları sağladığı takdirde işte yolunun olması şartıyla minimum metrekare dikili tarım arazilerinde 3 dönüm, marjinal tarım arazilerinde 20 dönüm gibi bazı şartlar var. O şartları sağladığı takdirde İl Tarım Müdürlüğü de bu konuda müsaade ediyor zaten. Minimum parsel büyüklükleri yapılaşma yapılacak olan yerlerde 5000 metrekare. Bir de o var ayrıca. Yani eğer sizin kadastral yolunuz varsa ve bir de yine bağ bahçe gibi bir şey de yapabiliyorsanız eğer minimum 5000 metrekareye size bağ ev yapım izni verilebiliyor. Orayı biz atladık aslında. Orası da ayrı bir şey. Dikili tarım arazilerinde 3000 metrekare gibi bir şart var. Ve bir de ayrıca çizelgesi var. Dikili tarım arazisi dediğimiz bağ bahçe mi? Ya dikili tarım arazisi dediğimiz mesela elma bahçesi. Meyve bahçesi. Meyve bahçesi. Yani meyve kapama bahçesi. Mesela bir muz bahçesi. Düşünün mesela Antalya'da bir muz bahçesi 2 dönümde feasible olabiliyor. Antalya için belki 2 dönümdür. Şimdi bakmak lazım. Çizelgenin içerisine bak. İl değişiyor bu. Belki Karadeniz için bir çay bahçesidir. Bilmiyorum, orada yine bakmak gerekiyor kanunun şeylerine. Herkes kendi yöresine göre o çizelgelere bakıp ilgili idareden bilgilerini alıp ona göre yatırımlarını yapabilirler. Evet, evet. Ekili arazilerde de 5 dönümün üstü mü olması lazım? Tabii 5 dönüm ve üzeri. Evet. Tamam, bu çok önemli bir detaydı.
bu tarımsal alanlarda temel gerektirmeyen yapılar, konteyner, bungalov gibi yapılar yapılabilir mi? Şimdi burada imar kanunu şöyle söylüyor. Yapı ruhsata tabidir diyor. Herhangi bir yapı. Bu yapıdaki kastımız bizim şu. Yağmur yağdığında damla toprağa düşüyorsa bu bir yapı değildir. Eğer yağmur yağdığında toprağa düşmüyorsa doğrudan bu bir yapıdır. Böyle tabir edelim. Daha ben anlayacak tarzda anlatmaya çalışıyorum. Çünkü çok teknik konulara girdiğimiz zaman insanlar anlayamayabiliyorlar. Temel gerektirmeyen diye bir yapı şekli olamaz. İsterseniz konteyner olun. Şu son zamanlarda biraz da moda. Tiny house diyorlar. Tiny house diyorlar. Bunlarda da yine ruhsat almanız gerekiyor. Çünkü ruhsatsız yapı yapmak ileride çok daha böyle hem yapılaşma ve çevre kirliliğine sebep veriyor. Hem de kendilerini farklı şekilde mağdur ediyor. Bu da vatandaşlar açısından çok sorunlu bir durum ortaya çıkartıyor. Mesela tiny house'tan bahsettiniz. Kayıtlı, trafiğe kayıtlı, tekerlekli bir şeyler konulabilir mi araziye? Aslında orada güzel bir konuya temas ettiniz. Şimdi tekerlekli dediğimiz zaman insanlar her tekerlekliyi şey zannediyor. Yani karavan gibi zannediyor ya da alıp götürdüm gibi zannediyor. Orada da şöyle bir şey söz konusu. Eğer trafiğe kayıtlıysa bir karavanınız vardır, trafiğe kayıtlıdır. Bunu tabii ki koyabilirsiniz. Çünkü niye? Zaten bir izin almışsınız demektir. Ruhsat var ve izin var demektir. Dolayısıyla eğer trafiğe kayıtlıysa bunu rahat rahat koyabilirsiniz. Ama trafiğe kayıtlı değilse sizden bunu kaldırılmasını isteyecektir. Mutlaka trafiğe kayıtlı olması gerekiyor. Evet. Bir de şeylerden mesela çok duyuyoruz böyle emlakçılardan, ilanlardan. Diyorlar ki işte tarımsal alanda 75 metrekare üzerine işte bağ evi yapabilirsiniz. Bu şimdi, nereler için geçerli? Şimdi bu şöyle, özellikle az önce de bahsettim. Sizin bir bahçeniz vardır. O bahçenin ihtiyacını, bakımını giderecek alana, yaşam alanına ihtiyacınız vardır. Bunda birinci şart yine yolunun olması. İkinci şart dikili tarım arazisi olması. Üçüncü şart bazı yerler için geçerli. Bu çünkü her il için farklı bir bakanlığın yayınlamış olduğu parsel büyüklükleri var. Bazı yerlerde 3 dönüm, bazı yerlerde 5 dönüm gibi şart var. Bu şartları da sağlıyor olması gerekir. Kadastral yol olması. Tabii onu anlatmak istediğim zaten o da. Kadastral yol olması önemli burada. Büyük şehirlerde ve büyük şehir olmayan illerde bu tarz planlama nasıl ilerliyor? Büyük şehir olduğunda şöyle bir şey söz konusu. Bütün il sınırları artık belediyecilik hizmetlerine tabi anlamına geliyor. Yani belediyecilik hizmetlerinden kastımız ilk önce imar planları, ondan sonra da altyapı yatırımları geliyor. Şimdi büyük şehirlerde eğer bir yerde imar planı yoksa ve o yer köyse ve köy eskiden anlatalım şimdi mahalle oldu ama ben eski köy hayatıma dönmek istiyorum diyorsa muhtarlığın ilçe belediyesine talebi, ilçe belediyesinin meclis kararının onaylanması ve onun da Büyükşehir Belediyesi'nin meclisince onaylanmasıyla eski köy hayatına geri dönebiliyorlar. Bunun yolu açıldı. 3194 sayılı imar kanununa ek bir madde konularak bunun yolu açıldı. Yaklaşık 2 sene önce olması lazım. Ama bunu yapmak istemeyenler belediyeye müracaat edecekler. İmar planları yaptıracaklar. Şöyle bir şey var. Son dönemde özellikle son bir yıldır köy yerleşkesi yerine 300 metre yakınlıktaki yerlerde yapı yapılması gündemde. Bunda süreç nasıl gidiyor? Şimdi aslında o da yaklaşık bir yıl kadar oldu. O da şöyle, önceden zaten 100 metreydi bu. Şimdi 100 metrenin 300 metreye çıkarılmasıyla ilgili plansız alanlar imar yönetmeliği değiştirildi. Plansız alanlar imar yönetmeliği değiştirildi ama burada hemen değiştirilmez. Sınır tamamen 300 metreye çıkmış değil. Bununla ilgili sanki imar planı yapıyormuş gibi her ilde bulunan il özel dairesinde bir ekip gidecek, yerinde tespitleri yapacak. Bütün kurumlarla ilgili görüşlerini alacak. Görüş dediğimiz yani sizin fikriniz burada nedir? Herhangi bir engel durumu var mı diye soracak. Bu süreç de yaklaşık 2 yıla kadar sürebiliyor. O da işlemler başlamasından itibaren. Ondan sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İl Tarım Bakanlığı ilgili idareye olumlu görüşlerini yazacak. Ondan sonra da yeni 300 metre sınırı onaylanmış olacak. Bu onaylanma olmadan hiçbir şekilde 300 metre diye hemen söylemek doğru değil. Bu süreçlerin tamamlanmış olması gerekiyor. Ondan sonra 300 metre diyebileceğiz. Onun tabii ki köy muhtarının başvuruda mı bulunması gerekiyor öncelikle? Tabii öncelikle köy muhtarının başvuruda bulunması bir işlemin başlanması için önemli bir etken. Ama idare isterse kendisi de re'sen
yani kendi iradesiyle başlayabilir. Peki son dönemde özellikle pandemi ile birlikte kırsal alanlarda ekoturizm adı altında farklı projeler ilerliyor. Ekoturizm yapmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli? İşte ekoturizm adı altında birçok yerlerde, siz de biliyorsunuz ki özellikle Çanakkale civarında villalar yapılıyor ve yazlık niyetine satılıyor. Öncelikle ekoturizm yapmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli? Oradan başlayalım. Şimdi ekoturizm dediğimiz aslında imar planında bir fonksiyon. Şehir için bir örnek vereyim. Hani bir otel yapıyorsunuz ya şehirde ya da bir konut yapıyorsunuz. O parsel o amaçla ayrılmış gibi. Ekoturizm dediğimiz de aslında bunun kırsal alandaki yapılaşma koşulu diyelim, fonksiyonu diyelim, öyle anlatalım. Bunun için öncelikle bir imar planının yapılması gerekiyor. Eğer imar planı yapılmamış ise burada ben ekoturizm yapmak istiyorum diye herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Eğer imar planında ekoturizm amaçlı yapılmış ise, daha önce minimum parsel büyüklüğü 5 dönüm olarak belirlenmişti ve parselin tamamına bir plan yapabiliyordunuz. Yani tamamını bu fonksiyonu özgüleyebiliyordunuz. Daha sonra bunu bakanlık 15 dönüme çıkarttı. Şimdi de minimum 20 dönüm olmak kaydıyla, pardon, minimum 15 dönüm olmak kaydıyla ve parsel büyüklüğünde 10 dönüm olması kaydıyla bu şartları değiştirdi. İlaveten de bununla alakalı da hiçbir şekilde kat mülkiyetine konu olmamasıyla ilgili de ilgili idarelere genelgeler gönderdi. Yani onun için orada hiçbir şekilde bunu villa yapıp satmak, bu tür amaçlarla kullanmak insanları mağdur etmeye yönelik bir yaklaşım. Bunda insanlar dikkat etsinler. Sizin takipçilerin de bu konuda zaten çok meraklı görüyorum. Sizin de yorumlara arada bir bakıyorum. Orada eğer konut imarı yoksa bir yerde, hiçbir şekilde sana ayrıca bir müstakil tapu verme imkanları yok. Turizm Bakanlığı tarafından yönlendiriliyor bunların hepsi. Aslında çok iyi düşüncelerle yönlendirilmiş bir şey, planlanmış bir şey ama insanların fırsatçılıkları, kanunun arkadan dolanmak gibi bir niyetleri olması nedeniyle birçok suistimale sebebiyet verilebiliyor. Bunun da işte önüne bu uygulamalarla geçmeye çalışıyor bakanlık. Ama dediğim gibi burada en önemli konu kat mülkiyetine konu bir yapı mı değil mi, ona çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ekoturizm çevre faktörleriyle beraber, tarımsal nitelikli faktörlerle beraber bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken bir konu. Bu şekilde bir amaç var mı yok mu, ona çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrı bir tapu ve bağımsız bir bölüm kesinlikle ekoturizm adı altında verilemez değil kesinlikle mi? Ona öncelikle verilemez. Dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii ona dikkat etmeleri gerekiyor. Hatta şunu sorabilirler, bana müstakil ev tapusu, daire tapusu verebilecek misiniz diye sorabilirler. Bu sorunun cevabını olumlu alabilirlerse ondan sonra gitsinler ilgili idaresinden teyit alsınlar, verebiliyorlar mı diye. Oradan da idareden eğer olumlu cevap alırlarsa o zaman gönül rahatla alabilirler. Ama dediğim gibi alamayacaklardır zaten. Evet. Bir de son dönemde kooperatif kurup ekoturizm adı altında hisse verdiklerini söylüyorlar. Bu konuda da bizi bilgilendirebilir misiniz? Şimdi bu konu yaklaşık bir 15 yıldır hemen hemen bir gündemde. Ben ara ara ben de denk geliyorum bu konulara. Şimdi insanları kooperatife üye yapıyorlar. Kooperatife üye yapıp kooperatifin de bu şurada falanca yerde bir arsası var. Daha doğrusu arsa demeyelim, tarlası var. Bu tarladan da sizin hisseniz olacak. Kooperatife üye olmakla da hisseniz karşılığında da bir yeriniz olacak diyorlar. Ama gel gelelim burada müstakil tapuya vermeye kalktıklarında parsel yapamadıkları için veremeyecekler, veremiyorlar da. Bu ilerleyen süreçte farklı bir mağduriyetler silsilesi doğuruyor. Onun için bu konuda çok dikkat etsinler. Her kooperatif denen yere de gitmesinler ama şehir içerisinde bir konut yapı kooperatifleri ise bunlarla ilgili de kendileri ilgili idareden teyitler alarak girişimlerini sağlayabilirler, girişimlerini yapabilirler. Evet. İnsanlar zeytinlik alıyorlar ve buralarda bağ evi yapabilir miyiz diye sorular çok fazla geliyor. Siz bu konuda bize bilgi verirseniz. Şimdi zeytinlik dediğimizde zaten zeytinliğin ayrı özel bir kanunu var. Özel bir korumaya tabi. Bu konuda yine dediğim gibi Tarım Bakanlığı çok katı. Ara ara ben oradaki arkadaşlarla da görüşüyorum. Bu soruları bazen bana da soruyorlar. Onlara da ben bu konuyu işaret ediyorum. Hiçbir şekilde müsaade etme imkanları yok. Onlar da zaten müsaade edemiyorlar. Normalde zeytincilik kanununda şöyle bir madde var. Eğer bir zeytinlik alanı herhangi bir planla yapılaşma alanının içerisinde kalmış ise ancak %10'una kadar imar planı yapılabilir diyor. Ve buna da altyapılar, sosyal donatılar hepsi dahil. Yani yol, yeşil alan, park, okul vesaire hepsi dahil. Bunun haricinde hiçbir şekilde uygulamaya gidilemez deniyor. Ama bu konuyu bile Tarım Bakanlığı çok katı olduğu için uygulamıyor. Ancak belki uygulayabilirse işte bir karayollarınındır, bir limandır. Yani devletin geleceğiyle alakalı bir projeler olursa
Bunu esnetebiliyor ama onun haricinde hiçbir şekilde esnetmiyorlar. Evet, koruma yasası var özellikle. Tabii, zeytinlikle alakalı özel koruma yasası var. Bu konuda Tarım Bakanlığı çok katı. Yer alırken hisseli bir yer alınabilir mi? Alınırsa da hisseli bir yer bölünebilir mi? Şimdi onu ikiye ayıralım. Önce hisseli bir yer alınabilir mi? Ya şimdi bir tabii gayrimenkul vardır. Bu gayrimenkulün satışı da piyasada mümkünse, yani kanunu mümkünse tabii satılıp alınabilir. Ancak bizi bekleyen tehlikeler nelerdir ya da sorunlar nelerdir? Onları bir önce konuşmamız gerekir. Alınmasında şöyle bir sakınca var. Diğer hissedarların ön alım hakkı var. Medeni kanundan kaynaklanan bir ön alım hakkı var. Diğer hissedarlar bir dava açarak burayı ben alacaktım diyebilir. Bundan dolayı hisseli tapu almak böyle bir sıkıntısı var. İkinci bir sıkıntısı da eğer buraya siz müstakil olarak bir şey yapmak istiyorsanız yapamıyorsunuz. Diğer hissedarların hepsinden müsaade almak gerekiyor. Diğer hissedarlara müsaade almadığınız sürece tek başınıza herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Yani hisseli tapunun böyle bir problemi var. Ama onun haricinde eğer siz hisseli bir yeri böleyim dediğiniz zaman da kendi aranızda şu anda eğer bir imar planı yoksa bölme imkanınız yok maalesef. İmar olsun ya da olmasın, bir yerde imar barışından faydalanan yapılar var. Bu tür yerleri almak isteyenler neye dikkat etsinler? Aslında o güzel bir konu. Şimdi imar barışı biliyorsunuz bir ilk önce 1983'te imar affı olarak geldi. Bir de 2017'de imar barışı diye tabir ettiğimiz imarsız yerlerde ya da ruhsata aykırı yapılarda bir imar barışı düzenlemesi oldu. Bu düzenlemede 31 Aralık 2017 tarihinde önce yapılaşmış yapılarla ilgili. Burada şuna dikkat etmeleri lazım. Araştırsınlar eğer yapı 31 Aralık 2017'den sonra olmasına rağmen alınmış mı, alınmamış mı? Eğer yapı 31 Aralık'tan sonra alınmışsa bunları almasınlar hiçbir şekilde. Bunu da nasıl teyit edebilirler? Asıl burada önemli olan bu. Bunu da ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne giderek oradan bir teyit alabilirler. Bu yapıyı ben almak istiyorum. Bu yapıda imar barışından faydalanma şartlarını sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Buna bir bakar mısınız, bir kontrol eder misiniz diye oradan bir teyit alabilirler. Onun haricinde bir de imar barışı aldıklarındaki yapmış oldukları yapı neyse daha sonra bir eklenti yapmışlar mı? İlave eklenti yapmışlarsa onlar da imar barışı kapsamının dışında kalıyor. Ona da ayrıca dikkat etsinler. Yeni bir imar barışı gelir mi sizce? Hani mesela insanlardaki algı şu, 2 yılda bir imar barışı zaten gelir, biz yapalım gibisinde. Siz ne diyorsunuz? Şimdi açıkçası bu şöyle söyleyeyim. İnsanlar bazen inanmak istedikleri şeylere inanıyorlar. Ama gerçeği az önce söyledim. Bir 1983 yılında geldi. Bir de 2017 yılında geldi. 83'ten 2017'ye 34 yıl var. 34 yıl bir daha beklemek istiyorlar mı? Artık onların kendi tercihi. Tabii bu arada da ne tür badireler atlatacaklar o da yine kendi tercihleri. Ama böyle bir spekülasyonlara hiçbir şekilde de itibar etmesinler. Çünkü bu imar konusu yani ruhsatlı yapı konusu herkes için çok önemli bir konu. Ruhsatsız yapılara itibar etmesinler. Mesela kırsal bir alana göç etmek isteyen birileri var. Bir yaşam alanı kurmak istiyor. Ama köy yerleşik alanı içerisinde de alanlar çok kısıtlı. Genellikle 300 ile 500 metre arasında değişiyor böyle. Yani çok geniş bir arazi bulmak gerçekten sorun. Aynen. Yani sizin tavsiyeniz bu konuda ne olur? Öneriniz ne olur? Ne yapsınlar insanlar? Şimdi burada şöyle bir şey izleyebilirler. Az önce hani ne tür bir yapılaşma yapılacaklarını önce karar versinler. Kırsala geldiklerinde bağ bahçeyle mi uğraşacaklar? Hayvancılıkla mı uğraşacaklar? Ne yapacaklar? Önce bir ona karar versinler. Ona karar verdikten sonra diyelim ki bağ bahçeyle uğraşacaklarsa yine bir bağ bahçedeki müsaadeler nelerse onlarla yürüyebilirler. Ya da bir hayvancılık yapacaklarsa minimum parsel büyüklükleri var ona göre ilerleyebilirler. Ya da sadece ben köyde bir kendim yaşayacağım diyorlarsa eğer, sakin bir hayat istiyorum diyorlarsa da köyün yerleşik alanının mümkün olduğu içinden bir yer alıp orada yapılaşma neyse, normalde yanlış hatırlamıyorsam %40 oturumlu iki kat izin alabiliyorlar. Parselin yine cephe şartlarını taşıyorsa, yolu varsa vesaire bunlar varsa bu şekilde yapılaşabilirler. Böyle bir tercih yapabilirler. Köyde diyelim ki bir bahçem olsun, küçük bir bostanım olsun diyorsanız köyün içinden alsınlar ama tarım yapacaksa, evet, geniş bir arazide bir şeyler organik üretim yapacaksa ya da ticari bir kaygısı varsa ona göre ilerlemesi gerekiyor. Ya mutlaka da hayvancılık yapacaktır. Mutlaka. Ona göre şartlar farklıdır hepsi için değil mi? Hani... Tabii tabii herkesin çünkü farklı bir hayat gerçekliği var. Herkesin farklı bir yaşam tarzı var. Kimisi bağ bahçeyi çok seviyor. Kimisi hayvancılığı çok seviyor.
Benim gibi. Ben çünkü hayvancılığı çok seviyorum. Ama tabii bağ bahçeyle de uğraşamıyorum. Bana bir kazma çapa yapmak bayağı zor geliyor. Yapıyorum ama yani kendime yetecek kadar yapıyorum. Öyle büyük tarzda yapamıyorum. Herkesin kendi gerçekleri neyse ona göre bir yol izlemesi daha doğru olur. Bağ bahçe, tarla herhangi bir yer alıyorsunuz. Yol hakkı alma şeyi yok mu? Yol hakkı alamaz mısınız? Şimdi orada yasal olarak. Şimdi orada şöyle bir şey var. Medeni kanundan gelen bir şey. Diyor ki geçit hakkı alabilirsiniz. Geçit hakkı da ancak sulh hukuk mahkemesine gidiyorsunuz. Uzun bir süreç. Bir güzergah belirleniyor. En feasible güzergah. Oradan geçit hakkı alabiliyorsunuz ve bunu tapuya tescil ettirebiliyorsunuz. Lakin bunu da insanlar tabii yıldıran bir konu. Burada benim nacizane şeyim şu. Bu aslında bu kanunun aykırısında. Kanun şöyle diyor. Diyor ki kadastral parselden terk şeklinde yol oluşturulamaz diyor. Bu bütün uygulayıcıların aslında elini kolunu bağlıyor. Burada aslında kanun koyucu ilerleyen aşamalarda taleplere göre şöyle bir şey geliştirebilir. Tabii bunu uzun uzun çalışmak gerekir. Bu da bizim aslında izleyenlere önerimiz olsun. Kadastral yoldan terk şeklinde değil de ilgili idareye yol planlaması şeklinde bir yetki verilmiş olsa belki ilgili idare o konuda yol planlayıp terkleri kendisi re'sen yapabilir. Yani kendi kararıyla bunu yapabilir. Böyle durumda dolayısıyla hiçbir parselin yolu kalmamış olabilir. Yol sorunu da bu şekilde çözülmüş olabilir. Ve herkes de mahkemelerden kurtarıp mahkemelerin yükümlülükleri de azaltılmış olur. Orada ciddi bir yoğunluk olur. Bu yoğunluğu da azaltılmış olur. Bu çok ciddi bir faydası olur yani. Kadastral yolu olan yerler var. Kadastral yolu olmayan fiili yollar var. Bununla ilgili de biraz bilgi verebilir misiniz? Mesela bazı yerlerde yol yok. Ama fiiliyette yol var değil mi? Genelde evet. Öyle oluyor. Aha. Şimdi o da şöyle. Şimdi kadastrolarda geçtiğinde ilk tesciller yapılırken herkesin yerleri tabii belli oluyor. Daha sonra yol açılıyor. O açılan yollar orada gözükmüyor. Fiilen orada yol var ama gittiğiniz zaman paftada, kadastroya gittiğinizde oradaki paftalarda yol gözükmüyor. Yol gözükmeyen yerlerde de genelde bir mera alanı olabiliyor. Ya da herhangi bir şekilde tescil edilmemiş bir alan oluyor. Tapuda kaydı yok. Bu tür yerlerinde biz şöyle söylüyoruz. İmar hukukunda ve imar kanununda şöyle söylüyoruz. Devletin hüküm ve tasarrufunda olan yerler diyoruz. Bunların bir çözümü var mı? Aslında bunların bir çözümü var. Şöyle çözümü var. İki türlü. Bir ya orada kadastro yenilemesi yapılacaksa o zaman çözülebilir. Ya da milli emlak kendi yerini devletin hükümü tasarrufunda dedik ya. Dolayısıyla bununla ilgili sorunu da idare Milli Emlak Müdürlüğü. Milli Emlak burada bu yerin tescilini isteyebilir ve yolunda ayrıca pafta yol olmasını isteyebilir. Eğer Milli Emlak bu konuda bir adım atarsa bu sorun ortadan çözülmüş olacak. Ortadan kalkmış olacak. Anladım. Burada bizim sormadığımız, sizin merak ettiğiniz birçok konu olabilir. Bunları yorumlar kısmından bize sorarsanız belki ikinci, üçüncü bir bölüm yapabiliriz değil evet, mi hocam? Yapabiliriz. Zaten şöyle, kanun sürekli değişiyor ara ara. Mesela bir ekoturizmi konuştuk ama çok kısa bir konuştuk. Ya da plansal alanlar yönetmeliğini çok kısa bir konuştuk. Bunlar aslında uzun uzun konuşulması gereken bir konu. Evet. Yani her birisi ayrı başlıkta ayrı bir şekilde değerlendirilmesi gereken. Her sene yeni düzenleme olabiliyor. Tabii. Bununla ilgili de mesela yeni düzenlemeler olduğunda Seyfettin Bey'in Mühendis Çoban kanalından bütün yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Onun linkini de açıklama kısmında bırakacağım zaten. Kendisinin kanalını ziyaret edebilirsiniz. Sizin yani merak ettiğiniz birçok soruya da cevap verecektir kendisi. Bunun dışında da yorumlar kısmından da sorabilirsiniz. Onun dışında biraz da Mühendis Çoban kanalında başka neler var? Onlar da aslında Mühendis Çoban kanalında bu anlattığımız kırsal arazi hukukuyla alakalı dışında bir de bunların üretimleri var aslında. Aha. Biz kendimiz de aynı zamanda çobanlıktan gelme bir yapımız olduğu için hem mühendislik hem çoban bir arada olsun diye Mühendis Çoban aslen koyduk. Aslen memleket neresi bu? Bizim Adana. Adana. Aslen memleket. Adana'nın Pozantı yaylasındanız biz. Yani biz o çocukluğumuzdan beri de kendi peynirlerimizi kendimiz üretirdik. Burası zaten bir peynir diyarı. Biraz öyle tesadüf olmuş oldu. Evet, Ezine'nin de peyniri meşhur. Çok tam güzel, da yerine geldiniz. Tam da yerine geldiniz. Çok güzel peynirleri var buranın da. Hem peynirlerle alakalı, hem de doğal yaşamla alakalı, atalık tohumlarımızla alakalı videolarımız da var yine, etkinliklerimiz de var yine orada. Çünkü bunların esasları birbirleriyle iç içe. Yani öyle diyoruz ama mesela bir buğdayınızı ürettiniz, bununla ilgili bir ambarınız ihtiyacınız oluyor. Bunu şey yapamıyorsunuz. Az önce aslında atladığımız konu var mı diye bir konuştuk ama bir köy evinin de ihtiyaçları da aslında bir ayrı bir video konusu. Çünkü bir köy evinde
ambara ihtiyacınız oluyor, kurutma alanına ihtiyacınız oluyor. Ne üretim yapıyorsanız onunla ilgili bir ihtiyacınız oluyor. Evet. Mesela eğer bir peynir gibi bir şey üretiyorsanız onunla ilgili bir ihtiyacınız oluyor. Bir tarımsal faaliyetiniz varsa mesela bir garaja ihtiyacınız oluyor. Tabii. Bir makine parkına ihtiyacınız oluyor. Dolayısıyla bunların aslında hepsini ayrı ayrı da başka bir etkinliklerde değerlendirebiliriz. Arkadaşlarımız da gerçekten söylediğiniz gibi yorumlarda bunları ayrı ayrı neler istiyorlarsa yazarlarsa biz de ayrı bir etkinlik şeklinde yine onları değerlendirip onlarla ilgili güzel bir içerikler de yine üretebiliriz birlikte. Evet. Mesela ben de köy evi hayalim var ama ben mesela köyün tam merkezinde böyle her tarafının bina olduğu, ahırların olduğu bir yerde köy evimi açıkçası yapmak istemiyorum. Ben diyorum ki biraz böyle köyün yanında olsun. En azından garajını rahat yapabilesin. İşte ambarını tabii. yapabilesin. Geniş bir arazi ihtiyacı var. Hani son süreçte de bakıyorsun insanlar kırsala kaçmak istiyor, yeni bir yaşam kurmak istiyor ama geldikleri yerde eskiden imkansızlıktan mı diyelim? Hani evet. imkanların kısıtlı olmasından kaynaklı. Hani aracınız park edeceğiniz bir alan bile yok. Hani küçük bir alan alsanız maalesef. Yani istediğiniz, hayal ettiğiniz şeyi yapamıyorsunuz. Bunun için de hani bu son süreçteki bu 300 metre kuralı da bundan dolayı mı acaba yavaş yavaş böyle hani genişlemeye, köy genişleme alanına gidip de bu tarz şeylere imkan verilmesi mi gerekiyor acaba? Aslında orada da yine bir önerimiz olsun. İlerleyen süreçteki bu işleri yürütecek arkadaşlara. Minimum parsel büyüklüğünü mesela 600 metrekare gibi ben öneriyorum genelde. Herkes 300-500 gibi yeter diye düşünüyor ama niye 600? İşte dediğimiz gibi bir şehirde sadece bir arabanız için bir park yeterli olabiliyor ama burada öyle değil. Burada bir traktörünüz oluyor ya da bir motosikletiniz oluyor ya da bir çapa makineniz oluyor ya da bir kamyonetiniz oluyor. Bunlarla ilgili de bir yere ihtiyacınız oluyor. Dolayısıyla küçük bir yer yetmiyor. Çünkü bir de evinizin yanında küçük bir bahçeniz olması gerekiyor. Bir diyelim ki tarımsal bir üretim yapıyorsanız bile ikide bir durup başka yere gidip gelmeniz zor oluyor ama evinize iniyorsunuz hemen bahçeden işte domatesinizdi, kabağınızdı bir şeyinizi kopartıyorsunuz. Hemen taze taze yemeğinizi yapabiliyorsunuz. Ama eğer ki uzakta olursa da gitmek gelmek sorun oluyor. Bu sefer yine markette markete gidiyorsunuz. Mecbursunuz yani markete gitmeye. Tabii. Mesela biz son taşındığımız köyde Arıtaşı köyünde köyün içi o kadar birbirine sıkışık yapılmış ki bahçeler köyün dışında. Evet. Hani aslında o da bir problem yani. Sosyal bir problem aslında. Evet. Aslında hiç plan yapılmamış. Herkes rastgele evlerini yapmış ama bahçeler köyün dışında kalmış. Örnek veriyorum eskiden atla eşekle gidilen köylerde şimdi arabalar gelmeye başladı. Traktörler gelmeye başladı. Park edecek yer bulamıyorsun. Aynen. Dolayısıyla mesela diyorlar bir de yol genişlikleri işte 7 metre yeter. Aslında 7 metre yetmiyor. 10 metre yetmesi lazım. Hatta 10 metre bile benim kendi şahsi fikrim yeterli değil. Çünkü bir tarafa araba park ettiği zaman bir de karşı tarafa park ettiği zaman gidiyor zaten 5 metresi. Ortadan 5 metre nasıl araba geçecek? Tabii. Yani bir ikisi karşıdan karşıya geldi miydi yine problem. Bu konuda köylerin bile aslında ayrıca bir planlanması gerekiyor. Bunu da artık yetkililerimiz inşallah duyar. İnşallah yetkililerimiz bu konuda biraz adım atar. Ve köylerde bile planlanarak daha düzenli bir yapılaşmaya gidilir. Ve planlanaraktan kastım şu bahçeleriyle beraber. Sadece ev olarak değil. Bahçeleriyle beraber planlanır. Yani bir evin ihtiyacı diyelim ki 300 metrekarelik bir bahçe. 300 metrenin dışında da yine bir 300 metrekarelik bir ev için ayrı bir alan. Evdir, işte garajdır vesaire bunlarla ilgili bir alan. Yeni yerler yaparken, yeni yerleri imara açarken belki bunlar düşünülebilir. Hani bu şart koşulabilir. Hani sen bunu yapıyorsun da imar durumu bu kadar. İşte minimum parsel büyüklüğü şudur gibi bir minimum parsel büyüklüğü budur. Sen burada bu kadar yapı yapabilirsin diyerek. Aynen. İnsanları yönlendirebilirler yani bu konuda. Mesela ben çocukluğum Tarsus'ta geçti. Bizim evimizin olduğu yer yaklaşık 400-500 metrekarelik bir yerdi. Evimiz vardı bir kenarında 100 metre. Bir kenarında da yine küçük böyle babamın arabasını falan getirip koyduğu bir yer vardı. Bir de arkada bahçemiz vardı. Yani annem hep derdi. Yani bütün mutfak ihtiyacımızı o bahçeden karşılardık. Hiçbir yere gitmezdik neredeyse. Demek ki yani bir 300-500 metrekare alandaki bir bahçe bir evin çok ihtiyacını gideriyor. Yani köy yerleri planlanırken bu şekilde planlandığı zaman yani gerçekten bir faydalı bir şey yapılmış oluyor insanlık adına. Evet evet. Şimdi bazı köylerde böyle bakıyorum ilanlara. Hani 200 metre, 100 metre yer satıyorlar. Burada da %80 imar veriyorlar. %80. Hani öyle bir yerde ne yapacaksın? Hani şehir gibi oluyor. Çıktığın gibi sokakta yol var hemen. Aynen aynen. Aslında doğru değil. Şimdi mevzuat buna müsaade ediyor diyerek ya da eskiden böyle parselmiş, kadastral parselmiş diyerek
İnsanlar bunu alıyorlar ama daha sonra da pişman oluyorlar. Çünkü gerçekten köye gittiğinde ihtiyaçlarının o zaman anlıyorsun. Şehirdekiyle her şey bir değil. Yani belki burada şehirde bir küçük bir mutfak yetiyor ama köyde küçük mutfak yetmiyor. Belki köyde küçük bir balkon, şehirde küçük bir balkon yetiyor ama köyde küçük bir balkon yetmiyor. Çünkü bir mısır kurutacaksın belki. Bir bahçeden getirdiğin herhangi bir ürünün var, onu mutfağının bir köşesinde koyacaksın. Öyle olunca şehirdeki küçük bir mutfak köyde yetmeyebiliyor. Onun için insanlar da talep ederken bir şeyi küçücük bir yerden ziyade biraz daha bunları düşünerekten talep ederlerse bazı şeyler de arz talep oluşuyor açıkçası yani. İnsanlar da 200 metrekarelik yere talep etmeyip de 500 metrekarelik yer talep ederse onlar da büyük bir ihtimal daha sonra değişecektir diye düşünüyorum. Evet, hem de hani yeni gelen özellikle şehirlerden olsun farklı yerlerden gelenler biraz daha köylüye örnek olacak yapılar tabii. yapması lazım. Aynen. Örnek teşkil edecek diyelim bir model üretmesi lazım ki o Türkiye'nin her yerinde yaygınlaşsın. Hani bu. Aynen. Hatta az önce gelirken gördük ya yolda bir tane yapı. Evet. Şu yapı. Mesela çevredekilerin hepsinden farklı. Yani adam kendisi çok güzel, müstakil, güzel bir ev yapmış. Aslında herkes aslında bir örnek olacak bir yapı. Benim oturduğum evin yanında da böyle bir yapı var. O da yine belki bundan mı gördü bilmiyorum ama öyle müteahhit mantığıyla değil de normal kendi yaşayacak olduğu ev mantığıyla yapınca çok daha güzel bir şey çıkıyor ortaya. Aslında insanların talepleri de bu işleri yönlendiriyor bir yerde. Tabii tabii. Ya şimdi bazen filmleri izliyoruz açıkçası. Seyfettin Hocam. Böyle yurt dışında, Avrupa'da ya da farklı coğrafyalarda öyle evler görüyoruz ki diyoruz ki bizimki niye böyle değil? Hani adam bakıyorsun evini özenerek yapmış, yeşil alanı var, işte güzel bir şekilde planlamış hepsini. Evin bütün çünkü ihtiyaçlar. O aslında öyle talep etmiş. Biz 200 metrekare talep ediyoruz. Az önce onu konuşuyoruz. 200 metrekareyi talep etmeyip de kardeşim bu olmaz deyip 1000 metrekare talep etsek o 200 metrekareyi yapanlar ya 200 metrekare de zaten talep olmaz deyip onu 1000 metrekareye çevirirlerse olay aslında biraz da düzelecek. Bir diğer konu da biz bir de göçebe hayattan yerleşik hayata sonradan geçmiş bir milletiz. Öyle olunca bizim şehirleşmemiz onlar kadar gelişmiş olmayabiliyor. Plantı daha onlar kadar planlı olmayabiliyor. Bunun da getirmiş olduğu şeyler var tabii. Ama bu zamanla düzeleceğini düşünüyorum ben. Özellikle son süreçte böyle bazı örnekleri görüyoruz. Kırsala gelip de yeni yapan kişileri. Çok güzel örnekleri gördükçe ya bu kadar güzel olsun, bir sonraki de daha iyi olsun gibi devam ettiğinde ben sizin gibi biraz iyimserim diye düşünüyorum. Evet. Peki sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Benim sormadığım, sizin anlatmak istediğiniz. Aslında benim önerdiğim bir konu alırken mutlaka böyle 200 metrekare 300 metrekare gibi bakmasınlar. Mutlaka köyde ihtiyaçları ne ona baksınlar. Ona göre bir büyüklük belirlesinler ki ben de bu büyüklüğü minimum 600 metrekare olarak tavsiye ediyorum herkese. 600 metrekarenin altındaki bir yere hiçbir şekilde talip olmasınlar. Bunu tavsiye edebilirim herkese. Evet bu tamamen sizin kişisel tabi bu benim kişisel önerim yani. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sizlerin güzel bilgiler verdiniz bize. Sağ olun. Sizlerin de ayaklarınıza sağlık. Sizin de ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. İnsanlara bir nebze faydalı olabilirsek ne mutlu. İnşallah faydalı olacağını da düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok rica ederim. Evet dostlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmından sorularınızı, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Mühendis Çoban kanalına da ziyaret etmeyi unutmayın. Yeni düzenlemelerden oradan da bilgiler alabilirsiniz. Biliyorsunuz her yıl yeni bir düzenleme oluyor. Buradaki arazi hukukuyla ilgili olsun farklı konularda. Kendisi de bu konuda yeni içerikler üretecektir. Eski içeriklerine de bakabilirsiniz. Bu videonun özellikle bu programın devamını gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmından belirtebilirsiniz sorularınızı. Buna ek belki ikinci bir video çekebiliriz. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.